Ya bu Uğur'un dişine 15 tane ne dediler Uğur? 15 tane Ya Fatih sizin nasıl mesleğiniz var ya? 15 dolgu olur mu ya? Yani ihlasta şurası çok önemli. Şunu yakalamak zorundayız. Bu kabre ben tek gireceğim. Doğru mu? O zaman bir doğru varsa ben bunu tek yapacağım. Seyfo'dan, Ömer'den, İdris'ten bunlardan yardım beklediğiniz anda sizin ihlasınız ilk zarar görecek yerdir. İhlasta teklik var. Allah ile irtibat var. Allah ile ilişki var. İstişare edilir, başka bir şeydir. Ama sancak ele alınıp sonuna kadar götürülür. Bu bambaşka bir şeydir. Bu mülahazayı bence herkes tek başına, kabre tek girecek derdiyle düşünmesi lazım. İhlas da bu. Elde edilmesi zorunlu bir paye. Yani gün gelip az kalabiliriz, yarı yolda kalabiliriz. Bazen 3000 olup şımaracak mıyız diye, bazen 3 kalıp sebat edecek miyiz diye Allah Azze ve Celle'nin çok denediği olacaktır. Bu denemelerin en esası temeldeki ihlas akidemize dayanan noktaları Allah'ın bize gösterme arzusudur, meşiyetidir. Tam buralar elzem yani. Kendimizi tahlil etmek zorundayız. Mesela gece oturduğumuzda Allah bir siper açmış, Allah bir kapı açmış, kendi yolunda bir cehd, bir gayret açmış. Buralarda nasıl ilerlenir? Önce temel farzlarla iman oturtulmaya çalışılır. Sürekli sünnet onun üzerine eklene eklene. Değil mi? O blokajların sağlam olması ve güzel imanın tezyin edilişi, tazyit edilişi, bu haller arttırılır. Ve devamında kişi Allah ile kendisi arasındaki ilişkiyi düşüne düşüne Allah'ın ona açmış olduğu kapıda bu yolu sürdürmeye çalışır. Bunları çok konuşmuştuk. Hani köşede oturup bir ney sesiyle tefekkür etme kısmı ihlasın tek gerçekliği değildir. İhlas gerçekliği senin Allah ile olan ilişkini kader planında yazdığı çokluk içerisinde gerçekleştirebilme. Siyer'de bunu hep görüyoruz yani. Sahabe efendilerimize birlik hareket etmişler. Hep bir olmuşlar. İslam'ın kaderine baktığımızda 1400 yıl içerisindeki olayların birçoğu misliyle yaşanmaya devam etmiş. Misli illa iki misil demek değil, yarım da bir misildir. Öyle düşünelim. Yani bugün de Uhud yaşanıyor. Öyle görüyoruz. Bugün de Ayneyn Tepesi devam ediyor. Öyle görüyoruz. Bugün de Bedir devam ediyor. Bugün de Mekkeli müşrikler zorbalıklarına devam ediyor. Bugün de Efendimiz Aleyhisselam'ın mesajı aynı dirilikte gönüllere ulaşmaya, Muhammedi gönülleri açmaya devam ediyor. Bugün de Medine münafıkları hiçbir zaman durmadan, ki bu kadar gayreti anlam veremiyorum. Yani Müslümanlarda olmayan sebat ve gayreti birçok münafıkta görüyorsun. Bu ürpertici bir şey. Üstad Hazretlerinin ihlas şerde dahi netice verir dediği cümle manalanıyor sende. İman hizmeti için birileri ulaşsın diye herkese gönül açmak ayrı bir meseledir. Aman insanlar dünya rahatımı bozmasın diye herkese tatlı ve şirin gözükmek çok lanet başka bir meseledir. Ya aldanışın yönü çok fazla. Şeytan bizim zaaflarımızı bizden çok daha iyi biliyor Ömer. Hayallerimizde geziyor, tahayyüllerimizde dolaşıyor. Tasavvurlarımıza el uzatıyor. Fiili olarak icraatı ademdir, yoktur yani. Ama hayal dünyamızda yeri vardır. Ve bazen yıllardır hazırladığı yüz binlerce insanın lümme-i şeytaniyesinden o gün o saatte yüz bin insana aynı cümleyi söyletebilir. Biliyor musunuz? Çok ürpertici değil mi? Aynı anda. Mutede Müslümanlar 3000 kişi. Karşı taraf kaç kişi? 100.000 kişi. 100.000'ine aynı türküyü okutmuş. Aynı anda. Bu kafir cephesi. Ne olduğu anlaşılır. Bir de bu işin münafık cephesi var. Ne rengi giyiyor münafık? Koyun. Ne kıyafeti giyiyor? Mümin. Dili tatlı gibi geliyor. Arkasından ne çıkıyor? Yılanın zehri. Sırtı senin gibi gözüküyor. Arkasından ne çıkıyor? Akrebin. O zehri. Hafizan Allah. Bu işin tek düşmanı Ebu Cehil zannediyorlar değil mi? Ebu Cehil dediğin Mekke'de 13 yıl, 2 yılda Bedir diyelim, 15 yıl bu işe çektirmiş gitmiş. Sonra İslam zahmet çekmekten, mücadele etmekten geri durmuş mu? Durmamış. Daha ona kimler çektirmiş? O dönem Nadır bin Harisler çektirmiş, Ümeyye bin Halefler çektirmiş. O dönem Ebu Süfyanlar çektirmiş. O Kureyş'te Darun Nedve'de toplanıp neler çektirmiş. Onların çektirdikleri Müslümanların ancak kuvvetini arttırır. Ama öyle bir şey var ki Müslümanların içten içe kurt gibi girip bütün kuvvetini dağıtmaya matuf. Kim onlar? Münafıklar. Neden? Çünkü Ebu Cehil seninle aynı mescitte aynı secdeye baş koyamaz. Ama Abdullah bin Übey İbni Selül gibi bir münafık seninle aynı mescide girer, aynı secdeye baş koyar. Senin bütün kuvvetini tatlı Müslümanvari cümleleriyle ya biz bu işi İslam için yapıyoruz zanları, vehimleri ve aldatmacalarıyla bütün kuvvetini senden alıp kırabilir ve bir gün gelir diğer karşı taraf Efs'ten akrabası olan Ebu Amir gibilerin elinden tutarak Mescid-i Dırar'ı bile yaptırır. Bu işte ben kendi iç dünyam için söyleyeyim. Hiçbir zaman kafirlerin hal hareket tavırlarından bir endişe duymadım. Benim gözümde bugün Kudüs bizim elimizde değilse kafirler yüzünden yine değil. Benim gözümde bugün milyarlarca Müslüman alemi bir olamıyorsa gene kafirin yüzünden değil. Çünkü onların yaptığı her şey ancak ve ancak bizim kuvvetimizi arttırır.
İçeride bu kadar parça pincik eden kim? Ta Orta Doğu'ya gittiğinde mezhep mezhep savaşlar var. Bak senin biri olman gerekip savaşman, mücadele etmen gereken bir küfür cephesi varken büyük resimde mezhep mezhep savaştırıyorlar. Daha küçük resimde bir memleket içerisinde, mesela bizim memleketimizi baz alalım, meslek ve meşrep cihetiyle savaştırıyorlar. Çok hayret verici işler. Daha dar nüfuslardan bakalım. Takkenin renginden problem çıkartıyorlar. Namazda bu parmak niye böyle, niye böyle değilden problemler çıkartıyorlar. Gemi batarken bazı meseleler konuşulmaz derler. Bizim konuştuğumuz meseleler birbirimize en çok yıpratacak, en çok üzecek. Ve sen hayırdır, neden bana benzemiyorsun? Demek ki sen bana benzemiyorsan hainsin noktalarına varıyoruz. Subhanallah. İşte benim anladığım ve tahkik ettiğim kadarıyla bu işi bu hale getirenler, İçimizde gücümüzü en çok kaybettirip kırdıran münafık ahlaklı insanlar oluyor. Kim gibi? Ta meşhur Medine münafığı Abdullah bin Übey İbni Selül gibi. Selül onun nenesinin lakabı. Herhalde ölü doğan çocuk gibi bir manası var Selül'ün. Ardından ona da kalıyor o lakap İbni Selül diye. Asıl adı Abdullah bin Übey İbni Selül oluyor. Kendisi Medine'de Hazreç kabilesinden. Efendimiz Mekke'de 13 yıl kalıyor. Sonra Medine'de kaç yıl kalacak? 10 yıl kalacak. Mekke'de 13 yıl kaldıktan sonra Medine'ye hicret ediyorlar. Takribi 500 sahabe Medine'ye hicret ediyor ve yine takribi 250 sahabe, başlarında Cafer bin Ebu Talip, yani Cafer-i Tayyar. Ne demek? Kanatlı uçan Cafer. Onlar da Habeşistan'da. Habeş kralı Necaşi iman etmiş. Efendimiz onları ihtiyaten Habeşistan'da tutuyor. Daha sonra ta Hudeybiye'den sonra Hayber'in fethinde onlar buluşacaklar Allah'ın izniyle. 6 yıl, 7 yıl sonra. Medine'ye 500 muhacir geliyor. 1000 tane de Medine'de iman etmiş Ensar'dan topluluk var. Özellikle Evs ve Hazreç'ten. 6000 tane müşrik Arap var. 4000 tane de Yahudi var. 3 tane kabile. Her pisliğin, her fitnenin yine altında bunlar var. Zaten Allah Resulü her fırsatta onları sürüyor, sürüyor, sürüyor. İşte Hayber'e kadar sürüyor, sonra da oraya fetih gerçekleştiriyor. Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde 50-55 maddelik inanılmaz bir yasa tasarısı koyuyor ortaya. Herkesin hukukunu, adaletini, refahını, insan gibi yaşamasını gerçekleştirecek koşulları koyduğundan hiç kimse reddedemiyor onu. Ama bir problem var. Efendimiz Aleyhisselam bunu sağladığında Medine'de hakem oluyor ama henüz Medine'ye hakim olamıyor. İleriki safhalarda inşallah hem hakem olacak hem hakim olacak. Hakem olduğu ilk süreçlerde konuşalım. O süreçlerde Medine'de bir ahlak var. Evs ve Hazreç kabileleri birer yıl arayla krallık ediyorlar Medine'ye. Efendimizin Medine'ye geldiği yıl krallık sırası, yönetim sırası Hazreç kabilesinden İbni Selül'de. İbni Selül o krallığı edemiyor ve Efendimiz'e muarız bir düşman olmasının bir sebebi hikmeti de buradan çıkıyor. İbni Selül'ün 6 çocuğu var. Çocuklarından birisinin ismi Abdullah. Çok güzel bir mümin Abdullah. İman etmiş birisi ve ileriki safhalarda babasının bir münafık olduğunu da anlıyor. Onu anladıktan sonra Efendimizin yanına gidiyor. Ya Resulallah, müsaade et, babamı ben öldüreyim. Çünkü ileride korkarım, babamı başkası öldürürse ben o öldürene düşman olabilirim, o yüzden ben öldüreyim diyor. Çok ilginç değil mi? Ve Abdullah, Hazreti Ebu Bekir zamanında Bahreyn'de şehit olacak. Evs'i de ufak bir tanıyalım. Evs de diğer Medine'deki kuvvetli kabile. Başında Ebu Amir var. İbni Selül'le akrabalar ve o da çok hinlik edecek münafıkların başı olacak bir adam. Mescid-i Dirar fikrini veren adam da bu adam. Şimdi o dönem Medine'de şair birisi var. Ebu Kays isminde. Hanif dini üzere bir sürü şiiri var. Yani imana girmeye çok müsait ve imana girmeye de meylediyor. Ebu Kays, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gidecek. Yolda kime denk gelir? İbn-i Selül'e denk gelir. İbn-i Selül onu caydırmadan durur mu? Durmaz. İbn-i Selül ona diyecek ki, ya Ebu Kays, iyi iş, iyi. Demek sen Hazreç bana bir şey yapar diye korkuyorsun. Korkundan da iman edeceksin ha. Güzel iş. Diyerekten onu imandan döndürüyor ve bir yıl sonra da ölüp gidiyor zaten Ebu Kays. Böyle bir yalan değil. Stratejiyi gördün mü? Kendi Hazreç başı ya. İbni Selül Efendimiz Medine'ye girer girmez iman etmiyor. İbni Selül gibi münafık ahlaklılar omurga değiştirirse, yön değiştirirse, yol değiştirirse, birine biat ederse neyi gördükten sonra eder? Güç gördükten sonra. Peki ilk güç gösterisi nerede oldu? Bedir. Hicretin ikinci yılında Bedir gazvesinden sonra 313 Müslümanın 950 müşriğe galebe ettiğini ve bundan sonra resmen tanınılmaya başlandığını, etrafa nasıl bir güç gösterisi yaptığını gördükten sonra İbni Selül de dönüp iman ediyor. Göya iman ediyor yani. Ama biz biliyoruz ki Ammar gibi Yasir gibi, annesi Sümeyye gibi, Ammar'ın annesi Sümeyye, babası Yasir gibi asıl iman edenler o doğru haberi aldıktan sonra hiçbir hesap kitap yapmadan, hiçbir noktada endişe etmeden, bütün işkencelere rağmen asla imanından dönmüyorlar. Ama münafıklar neyi görünce yön değiştiriyor? Güç görünce. Çok inceler çıkıyor, farkında mısınız? Bedir'de esirler arasında birisi var.
Efendimizin amcası Abbas var. İbn-i Selül zamanında o esirler arasına gidip Abbas'a gömleğini veriyor. Ta ileride cenaze için Efendimiz'den de hırka isteyecek ya. O istediği hırka da Efendimiz aslında ona karşılık veriyor. Efendimiz bir gün Medine'de hutbeyi ihraz ederken İbn-i Selül nerede oturur sizce? En önde oturur. Neden? Yani o dönem alkış yoktur büyük ihtimalle. Dalkavuk kendini göstermek isteyecek. Hutbe bitiyor. Vallahi diyor bu sözlere iman eden asla dalalete düşmez. Bu sözlere uymayan helak olur gider diyor. Efendimiz sözlerini övüyor yani İrfan. Şu an Uhud'u anlatmam lazım. Uhud bir dağın ismi. O dağ tek parça, yekpare bir dağ olduğundan Uhud ismi verilmiş. Çünkü Uhud, ehad kelime kökünden geliyor. Birlik demek. Uhud gazvesi hicretin 3. yılı oluyor. Mekke'de 13 yıl kalındı. Doğru mu? Hatta Mekke'nin 7. ve 10. yılları boykot evresi. 13. yıl hepsi birden toplu olmadı. Parça parça hicret gerçekleşti. Hicretin 2. yılı Bedir gazvesi gerçekleşti. Hicretin 3. yılı Uhud gazvesi gerçekleşecek. Şimdi onu konuşuyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün mahlukatı melekler nezaret ettiğini bildiğinden dolayı onlarla konuştuğu çok olay var. Uhud da bunlardan birisi. Zira bir yerde Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz diyor. Çok ilginç mesele değil mi? Bir yerde yağmur yağarken cübbesini tutuyor. Bir yerde inleyen bir kütük var. Hutbe ihraz edeceği zaman. O kütükle konuşuyor değil mi yani? Efendimiz Aleyhisselam için kainatta manasız hiçbir şey yok. Uhud Medine'ye 5 kilometre. Mekke Medine 470. Uhud Dağı Medine'ye kaç kilometre? 5 kilometre. Biz şu an yine Uhud'u yaşıyoruz. Yine Bedir'i yaşıyoruz. Acaba bizim burada rolümüz nedir? Bizim bunu anlamamız çok önemli. Biz Kur'an'dan gelen mesajları hayatımıza geçirmezsek okuduğumuz adamlardan korkarım ki bir farkımız kalmayabilir. Biz ay bunlar ne güzel mektuplar diye bu mektupları koynumuza alıp yatarsak ama bu mektupların içindeki mesajları hayatımıza nakşetmeye çalışmazsak Kur'an'a bundan büyük saygısızlık olmaz ve Allah'ın bundan memnun olmadığını biz çok meselede biliyoruz. O yüzden bu okuduğun Uhud senin Uhud'un. İfk vakasından sonra bir sahabe efendimizin dua etmesi sonucunda Münafık'ın suresi iniyor. Efendimiz Aleyhisselam'a münafıkların listesi de geliyor. Münafıkların listesini bir kişiyle paylaşıyor. Kimdi o kişi? Huzeyfetül Yemani. Ve ardından Hazreti Ömer onun peşini bırakmıyor. Ya Huzeyfetül Yemani vallahi söyle ben bu listede var mıyım diye bak. Hazreti Ömer'in kendini sorgulamasına bak. Ardından vakit geçiyor. Huzeyfetül Yemani ya Ömer vallahi yoksun diyor. İleriki zamanlarda da söyle o zaman benim atadığım valilerde var mı diye. En son bir tanesinde var diyor. O da ileri süreçte çıkacak zaten ortaya. Şimdi burada ana konu şu. Hazreti Ömer gibi bir zat bizim dinimizin dörtte biri değil mi? Hulefai Raşidin, doğru yol üzere olan halifeler yani. Bize bu işin bayraktarlığını en güzel ve en kemal noktada getiren insanlar, zatlar değil mi? Çağrıyarı güzün efendilerimiz onlardan birisi. Böyle bir zat diyor ki Allah aşkına söyle ben münafık mıyım diyor. Bizim endişemiz yok biz demiyoruz. Bu normal bir şey mi? Benim bu tavırlarım, bu ahlakım beni nereye sürükleyecek? Hiç endişemiz yok. Hiç akıbetimizden endişe etmiyoruz. Cennet garantilenmiş gibi yaşıyoruz. Öyle bir zat kendisine bu soruyu soruyor ama biz dönüp de bir gün benim ahvalim ne olacak, akıbetim ne olacak? Zira biliyoruz ki akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Ben münafık mıyım diye bir gün kendimize sormuyoruz. Bence üzerinde çok düşünmesi gereken meseleler. Ben Uhud'da neredeyim, nerede yer alıyorum diye de burada sormayacaksam bence bu dersi bilip vebal altına girmenin hiçbir manası yok. Zira Ebu Derda diyor ki bilmeden yapmayanlara yazıklar olsun, bilip de yapmayanlara 7 kez yazıklar olsun diyor. Bir de bu kadar konuşacağız. Sen buradan döneceksin. Bütün aklındaki bilgileri kendini tahlil etmek yerine arkadaşınla esprileşmede feda edeceksin. Perde-i gayb açılsa korkudan dibimiz düşer. Kalbimiz elimize gelir. Uhud'da anlamamız gereken bir ince sır daha. Galibiyetin veremediği dersleri zahirde bir mağlubiyet verebilir. Zira Üstad Hazretleri Uhud'u anlatırken Uhud'a nihayetteki mağlubiyet, Allahu Alem Huneyn'e bidayetteki mağlubiyet diyor. Uhud'da zahirde bir mağlubiyet olmuş ve bundan sayısız ders çıkarılmış. Çünkü Allah Azze ve Celle insan fıtratında canını acıtan şeyleri iyi okursan hiçbir kitapta alamayacağın, yazıda alamayacağın dersleri alacaksın bunu biliyor. Bir insan acısını doğru kullanırsa hayatında göremeyeceği bir üstadı elde etmiş olur. Hayatında tanıyamayacağı bir mürşidi kamili elde etmiş olur. O acıyı yönlendirebilirse. Eğer acının etkisinde kalırsa psikoza girer. Bunalımlardan bunalımlara sürüklenir. O acıyı doğru kullandığın anda burada bana verilmek istenen bir ders var. Zira burası cennet değil. Cennetin kazanılacağı yer bu kazanımlar, bu acılar neticesinde olacaktır. Ve ben burada bana yön gösterecek o mürşidi elde edeceğim inşallah dersin. Her mürşide el verme ki yolunu sarpa sardırır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imişe mazhar olursun. Ve o kamil mürşit acı çekmeden olmaz. Bedir'de inen ayet sayısı 14 iken Uhud'da inen ayet sayısı 70'tir. Çünkü az önce konuştuğumuz gibi Allah Azze ve Celle bir acı üzerinden inanılmaz bir terbiye şekli göstermektedir. Bu terbiyelerin bize öğretmeye çalıştığı şeylerin en başında da başına ne gelirse gelsin, zahirde ne görünürse görünsün endişelenmeyin, tasalanmayın. Zira
inanıyorsanız üstünsünüz. Bu inanma birebir onunla bir bağ kurmayla olacak iş. Etraftakiler böyle yapıyor, ben de böyle yapayım. Bu bir inanma şekli değildir. Ne olursa olsun ben de böyle yapayım. Bu işte inanışın baş kaldırmasıdır. İnanışın kendini göstermesidir. Uhud'da başta Efendimiz öldüğü gibi neden göstermiş kader? Acaba ne olacak kuvve-i manemiyeleri? Onları da bir görelim diye. Ya bizim de olacak. Uhud bize birazdan istişareyi öğretecek. Zira Efendimiz gazveye çıkarken sahabe efendilerimiz de istişare edecek. Uhud bize itaati öğretecek. Ayneyn tepesinde, Okçular tepesinde buna birazdan şahit olacağız. Uhud bize mağlubiyetin ahlakını gösterecek. Zira Efendimiz Aleyhisselam durmayacak. Hamra-ül Esed'e kırmızı aslan, öyle bir dağ ismi demiştik, oraya devam edecek. Uhud bize sevginin ispat istediğini gösterecek. Az önce bu eylemleri neden yapmıyorsunuz demek, Allah'ı ne kadar seviyorsunuz demenin başka bir versiyonu oluyor aslında. Uhud bize telafi ahlakını gösterecek. Hata edebiliriz, problem yaşayabiliriz. Bazen mağlup gibi gözükebiliriz ama hepsinin bir telafisi var. Uhud bize neyi gösterecek biliyor musun Sinan? Hiçbirimiz Hamza'nın katili değiliz. Ama İslam'da Hamza'nın katiline bile yer var. O kadar geniş ve o kadar geniş gönüller var. Uhud bize bunu öğretecek. Peki neydi Uhud'un sebebi? Ne oldu da Uhud'a çıkma, bu gazveye çıkma ihtiyacı hissettiler? Uhud'un sebepleri neydi? Bir madde daha konuşalım. Mekkeliler Bedir gazvesinde yenilmenin kötü görüntüsünü üstünden atamadı bir türlü. Ve Mekke'deki insanlar müşrik de olsalar taptıkları putlara karşı inançlarını sorgulal oldular. Ya acaba Muhammed mi doğru söylüyor aleyhissalatü vesselam? Acaba Müslümanlar mı haktır diye sorgulamaya başladıklarından Kureyş'in büyükleri bundan çok rahatsız oldu. Çünkü kendi kabilesini elinden tutamayacak bir hale gelecekti olay. Neydi Uhud'un sebebi? Bedir'den kalma her evde bir acı vardı ve bu acılar da Uhud'u doğurmuştu müşrikler tarafında. Neydi Uhud'un sebebi? Bütün kervanlar Medine yolundan geçiyordu ve o kervanların güvenliğinden endişe ediyordu müşrikler. Neydi Uhud'un sebebi? Mekke'nin ve Kureyşli'nin bütün itibarı yerle yeksan olmuştu ve bu itibarı artık tekrar toparlama ihtiyacı hissediyorlardı. Ebu Cehil gibiler, Ümeyye bin Halef gibiler Bedir'de öldürülünce Ebu Sufyan otomatikman Kureyş'in siyasi lideri haline geldi. Artık istişareler onun üzerinde dönüyordu, kararlar onun üzerinde dönüyordu. Etraf kabilelerden de yardımla 3000 kişilik bir ordu topladı Uhud için. Efendimiz Medine'de bir istihbarat ağı oluşturdu ve Mekke'de ne oluyorsa, Medine'de ne oluyorsa her şeyden haberi vardı. Bir rivayete göre Uhud'a hazırlandıklarına istihbarat ağından haber aldı. Başka bir rivayete göre amcası Hazreti Abbas'tan haber aldı. İki rivayet var. Tam orada Efendimiz sahabeyle istişare ediyor. Topluyor. Böyle böyle müşrikler hazırlanıyor. Söyleyin ne yapalım diyor. Sahabeden heyecanlı gençler var. En önemli isimlerden bir tanesi Enes bin Nadır. Uhud'da şehit olacak. Enes bin Nadır gibiler Bedir'de birçok sahabe, birçok dostumuz o meydan muharebesine katıldı. Biz katılamadık. Gidelim de bir meydan muharebesinde o müşrikleri kılıçtan geçirelim diye bir hamiyetle, bir heyecanla istişarede bu fikri sunuyorlar. Efendimiz Aleyhisselam orada Medine'de kalmayı ve savunma stratejisi geliştirmeyi önerirken İbn-i Selül yine sinsice Efendimiz'i destekliyor. Evet, Medine'de kalalım, Medine'de kalalım, Medine'de kalalım diyor. Neden bunu diyor biliyor musun? İleride Efendimiz sahabe-i kiramın istişaresini dinleyecek. Hatta odasına girip, Hücre-i Saadet'e gidip hem dua edecek hem zırhını giyip çıkacak. Ve sahabeden bazı gençler biz heyecanla söyledik ama senin kararına uymak istiyoruz şimdi deyince Efendimiz Aleyhisselam hayır diyecek, hayır. Bir peygamber asla cihat için giydiği zırhı geri çıkarmaz. İstişare kararı neyse ona uyuyoruz diyecek. 1000 kişi Uhud'a doğru yola çıkacaklar. Tam yolun bir yerinde İbn-i Selül diyecek ki yahu zaten Muhammed dememiş miydi Medine'de kalalım diye aleyhissalatü vesselam. Ya zaten o böyle söylemedi mi? Ben de aynı fikirde değil miyim deyip 300 kişiyi kandıracak ve 300 kişiyi geri döndürecek. Amaç ne biliyor musun? Kuvvetli gidelim, yolda bırakalım, moralleri bozulsun, kuvve-i maneviyeleri zarar görsün. O yüzden başta gitmem demiyor. İrfan anladın mı şimdi? Oturuyor mu taşlar? İbn-i Selül'ün bu ihanetinden ve 300 kişiyi kandırıp geri döndürmesinden sonra Ali İmran suresinden ayet nazil oluyor. 121-122. Hani sen sabah erkenden ailenden ayrılmıştın, savaşmak için müminleri mevzilere yerleştiriyordun. Allah her şeyi hakkıyla iştendir, bilendir. O zaman sizden iki bölük, Allah onların velisi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu, müminler yalnız Allah'a güvensinler. Aynı olay yaşanmıyor mu? Kapıdan giriliyor, ölmeye geldim, bitmeye geldim. Bu dava için geldim, bu yol için geldim, bu yola revan olmaya geldim, bu yola baş koymaya geldim. En ufak zahmeti görür görmez hemen ne oluyor? Geriye çekiliyor. Peki o geriye çekilenler ahir zamanın deptebesinde, rüzgarlarında geriye çekildiği gibi kalıyor mu? Hayır. Üstad Hazretlerinin tabiriyle birileri tarafından kullanılıyor, sonra köşeye atılıyorlar. Maalesef bu hale geliyor. Uhud'a çıkmadan önce günlerden cuma Efendimiz cihatla ilgili bir hutbe ihraz ediyor ve daha sonra Hücre-i Saadet'ine geçiyor. Orada bir rüya görüyor. Rüyada zırhı çatlıyor.
Bir sığır boğazlanıyor ve bir koyun boğazlanıyor. Uyanınca eşi soruyor. Ne oldu deyince böyle bir rüya gördüm diyor. Zırh çatladı diyor. Anlıyor ki Medine bir yarılmaya uğrayacak. Bir zeval görecek. Sığır boğazlanıyor. Anlıyor ki Ehl-i Beytinden birisi şehit olacak. Kim olacak o kişi? Hazreti Hamza olacak. Bir koyun boğazlanıyor. Anlıyor ki ashabından gözde birisi orada şehit olacak. Kim olacak? Musab bin Ümeyr olacak. Efendimiz düşmandan önce gidiyor Uhud'a. Bizim Okçular Tepesi diye bildiğimiz Ayneyn Tepesi'ne 50 kişiyi koyuyor okçu olarak. Daha sonra o 50 kişiden 40'ı bir sebepten ötürü aşağı inecek Okçular Tepesi'nden. Abdullah İbni Cübeyr tepeyi terk etmeyen o sahabe efendimizden birisi. Efendimiz Ayneyn Tepesi'nin yani Okçular Tepesi'nin savaşın kaderini belirleyeceğini çok iyi biliyor. Savaşın başları Bedir gibi geçiyor. Sahabe geleni püskürtüyor, geleni püskürtüyor ve muazzam bir üstünlük elde ediliyor. Daha sonrasında ganimetlerle ilgili bir telaş oluyor. Ama o telaşın sebebi hikmetini bizler yanlış biliyoruz ve yanlış bildiğimizden yanlış değerlendirebiliyoruz. Hafizanallah. Hani Okçular Tepesi'ndeki 40 kişi ganimet için aşağı indi diyoruz ya, anlamamız gereken bir mesele var orada. Çok dikkat edin, Ali İmran suresinde Uhud'la ilgili ayetler inerken faiz ayeti de iniyor. Sebebi hikmeti şu. 40 sahabe efendimiz cihada katılabilmek için o dönem Yahudilerden faizli para alıyorlar. Aldıkları faizli parayla kendilerine savaş tesisatı alıyorlar, zırh alıyorlar ve ganimet meselesinde gittikleri de ben oradan payımı alayım ki aldığım borcu oraya kapatabileyim düşüncesiyle iniyorlar. Yani haşa, zaten öyle düşünen olduğunu zannetmiyorum ama hani bir suizana mahal vermesin diye iyice açmak istedim yani. O borcu kapama düşüncesiyle, yoksa sahabede Efendimizin sözüne bir itaatsizlik düşünülemez yani haşa. Efendimiz o Okçular Tepesi'nin çok ehemmiyetli olduğunu bildiğinden bizi yırtıcı kuşların parçaladığını görseniz asla burayı terk etmeyin diyor. Ama Bedir'deki gibi başta bir galibiyetle başladığından ve bir ganimet olayı ortada olduğundan sahabe efendilerimizden 40 oradan iniyor. 40 oradan inince müşriklerden bir tanesi bağırıyor. Ya Halid, görmüyor musun? Tepeyi boşalttılar diye. Halid bin Velid o zaman müşrikler tarafında İkrime ile birlikte atlı birliklerin başını tutuyor. Ve o tepe boşalınca o tepeden gelip Müslümanları iki taraftan sıkıştırmış oluyorlar. Baktığımızda Ayneyn Tepesi'ni bırakan 40 sahabe efendimizden biri ikisi hariç hepsi şehit olmuştur. Ve burada da Uhud'un ikinci bölümü başlamış oluyor ve Müslümanları orada yorucu bir cihada tutuşturmuş oluyorlar. Tam o esnada müşriklerin 3000 kişilik ordusu vardı ya, onun içerisinde özel suikastçılar var. Kişi kişi, isim isim belirlenmiş insanlar. Hazreti Hamza'yı şehit etmesi için tutulan bir suikastçı daha var. Kim? Vahşi bin Harp. Kim tutuyor onu? İki kişi tutuyor. Birisi Hint tutuyor. Kim Hint? Ebu Süfyan'ın hanımı Utbe bin Rebiya'nın da kızı. Utbe Şeybe vardı ya. Hint nasıl biliyor musun? Zaten savaşta Uhud'da Hint kadınlarla toplanmış, o da oraya geliyor. Ne zaman Müslümanlar taarruz edip müşrikler geri kaçtığında boynunuz devrilsin, geri kaçmayın, geri kaçarsanız bu kadınlar bir daha asla sizin evinize girmeyecektir deyip çalgılar eşliğinde onları kuvvetlendirmeye çalışıyor Hint. Vahşi'yi tutanlardan bir tanesi Hint. Ve diyor ki, şu benim elimde, bileğimde, boynumda gördüğüm mücevherleri görüyor musun? Evet diyor Vahşi bin Harp. Eğer diyor Hamza'nın ciğerini söküp bana getirirsen bu mücevherlerimin hepsi senindir diyor. Bir kişi daha var o dönem Vahşi bin Harp'in efendisi Cübeyr bin Mutim. O da Bedir'de akrabalarını kaybediyor. O yüzden dolu Hazreti Vahşi'ye diyor ki, eğer diyor Hamza'yı öldürürsen benden de sana hürriyet var diyor. Azat edeceğim diyor. Ve Vahşi bin Harp geldiği kabile geleneğinden de kaynaklı olarak muazzam bir mızrakçı. Yani böyle bizim belki ok atamadığımız gibi, nişanlanmış silahı atamadığımız gibi mızrak atıyor. Öyle atıyor yani. Zaten Mekke'de de sürekli sahibi onu dövüştürüyor yer yer ve onun üzerinden iddialar oynatıyor. İnanılmaz bir mızrakçı. Hazreti Hamza'yı gözüne kestiriyor. Arkadan mızrağı vuruyor ve Hazreti Hamza'yı arkadan vurarak şehit ediyor. O da kalmıyor. O dönemin Mekke cahiliye adetlerinden maalesef. Hem onun ciğerini söküyor. Maalesef o da yetmiyor. Hint gelip Hazreti Hamza'nın belli başlı organlarını kesip parçaladığı söz konusu bir durum var. Hazreti Hamza için Efendimiz keşif ekibi gönderiyor Uhud'da. Bir gidiyor, iki gidiyor. En son Hazreti Ali Efendimiz görünce ya Resulallah bakmasan olmaz mı diyor. Öyle parçalamışlar o dönemi cahiliye ahlakından dolayı. Efendimiz Aleyhisselam dayanamıyor. Hazreti Hamza'yı o halde görüyor ve sinirleniyor. Beşeri hislerle nihayetinde öz amcası, canı ciğeri Hazreti Hamza'sı. Ey Hamzam, sana bunu yapanların karşılığını 70 kişiden alacağım diyor. Daha sonra Nahl suresinden ayet iniyor. Hayır diyor. Kısas ancak misliyle olacak diyor. Bir kişiye bir kişi, iki kişi ise ikiye iki diyor. Tabi devamında Efendimiz Aleyhisselam ne karşılık alması? Onların imanını kabul ediyor değil mi? Onların sahabe oluşunu kabul ediyor. Kim gibi? Vahşi bin Harp gibi. Hint gibi. Ebu Süfyan gibi. Halid bin Velid gibi. İkrime bin Ebu Cehil gibi. Hatta ileride Medine'ye dönülünce herkes şehitlerine sahip çıkıp onlar için biraz üzülüp onlar için dualar edildiğinde
Efendimiz Aleyhisselam çok mahzun bir hale bürünecek. Medine'de. Görmüyor musun ya Ebu Bekir diyecek. Hamza'mın ağlayanı bile yok diyecek. Bu söylediği cümleyi Sa'd bin Muaz duyacak. Hemen Medine'ye gidecek. Ey Ensar! Size ne oldu ki Resulullah bu kadar üzgün dururken siz kendi şehitlerinizle ilgilenirsiniz diyecek. Duymadınız mı böyle dediğini diyecek. Ve dönecekler, bütün hepsi kendi şehitlerini bırakacak. Efendimizin etrafında o daha çok üzülmesin diye Hazreti Hamza için gözyaşları dökecekler. Hazreti Musab, yani Musab bin Ümeyr, o genç, o güzel sahabe, Efendimiz'e en çok benzeyen sahabe. O gün bir suikastçı çetesi onu gözüne kestirmiş olacak. İbni Kamiya denen ve yanında birkaç adam. Sadece Efendimiz için odaklanmışlar ve Musab bin Ümeyr'i de Efendimiz Aleyhisselam'a benzetmişler. Ve o an Efendimiz Aleyhisselam ona hırkasını da vermiş, tam Efendimiz'e benzer bir halde. Bedir'de olduğu gibi Musab yine sancaktar, sancak onun elinde dalgalanıyor. Ve İbni Kamiya ona suikast girişiminde bulunup önce bir kolunu kesiyor. Musab bırakmıyor, o sancağı alıyor öteki koluyla. Sonra o kolunu da kesiyor. Musab gene tutuyor, sancağı hem bacağının arasına alıyor hem de kafasına yiyor. Ve daha sonra kafasına da bir kılıç yiyince kafası iyice toprağa yakın bir şekilde Musab bin Ümeyr düşüyor. Ve daha sonra sancağı Hazreti Ali alacak. Musab bin Ümeyr'in kafası yerde bir şekilde neden şehit olduğunun birkaç hikmeti konuşuluyor. Biri diyorlar ki sancağı kaybettiğinden dolayı mahzundu. O yüzden yüzünü havaya kaldırmadı, aşağıydı diyorlar. Ötekinde de madem beni efendime benzetip şehit etmeye çalışıyorlar, kafamı kaldırmayın ben olduğumu anlamasınlar ki efendim sağ salim olsun. Zira haşa o benden önce şehit olup gitse, ben ondan sonra gitsem, ahirette beni sorguya çekseler, efendim şehit olmuşken ben hala nasıl hayattayım diye bunu açıklayamam diye bu hadiseyi şerh edenler var. Ya. İbni Kamiya, Musab bin Ümeyr şehit olunca onu Efendimiz'e benzetiyor ve Muhammed öldü, Muhammed öldü aleyhissalatü vesselam diye her yerde haykırıp bağırmaya başlıyor. Hani kazandık öldü diye. Maalesef içeriden bir kısım böyle yine ufak kuvvetleri kırılıp Medine'ye dönmeyi düşünüyorlar. Hatta böyle dönülünce Ebu Süfyan'la anlaşılır. Peki Ebu Süfyan'la anlaşılırsa kim konuşacak? İbni Selül. İbni Selül konuşur, Ebu Süfyan'la anlaşılır diye bir kısım bir ufak düşünüyor. Enes bin Nadır gibi hamiyetli kahraman olan bir sahabe efendimiz de ne yapıyorsunuz, ne duruyorsunuz? Şehadet veya zafer için gelmediniz mi? Ne duruyorsunuz şehit olmak ya buradaysa diye paramparça olana kadar savaşıyor ve Enes bin Nadır da şehit oluyor. Hatırladınız mı Enes bin Nadır'ı? Ya Resulallah gidip o gazvede Bedir gibi savaşalım diyen genç sahabe vardı ya, Enes bin Nadır. O da orada şehit oluyor. Efendimizin miğferi yüzüne batmış. Şöyle iki yerden girmiş. Birkaç mübarek dişi kırılmış. Yani şehit olmuş vaziyette. Yanında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer. Onun ölmediğini görüyorlar ve bir köşeye çekiliyorlar. Biraz yüksekçe bir yere. Tam o esnada yanında Kab bin Malik Efendimizin ölmediğini o da görüyor ve mutlu oluyor. Tam bağıracakken, hayır ölmedi yaşıyor diye bağıracakken Efendimiz bir hikmete binaen onu susturuyor. Dur ne yapıyorsun diyor. Çünkü henüz az kişiler ve Müslümanlar toplanmamış. Orada üşüyecekler. Burada da Uhud'un üçüncü aşaması başlayacak. Yine ince bir nokta girmem lazım. Çok anekdotlu bir ders ama çok önemli bir ders. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek dişi şehit olunca Buhari'den bize gelen nakille Efendimiz Aleyhisselam bir peygambere böyle zulmedip yaraladılar. Bu kavim nasıl felah bulur diye Efendimiz Aleyhisselam bir cümle söylüyor. Onun üzerine hidayetin tamamen ne olursa olsun Allah'ın iradesine bağlı olduğuna dair iki ayet inzal oluyor. Birisi şu: Resulüm, bu işte senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onları cezalandırır çünkü onlar zalimlerdir. Yani ya tövbe kabul eder ya cezalandırır. Hidayet kimden? Benden. Devam ediyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah bağışlandırır, merhamet edendir. Yani azap ve bağışlama kimde? Allah Azze ve Celle'de. Ve zaten orada Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi bin Harp bile ne olacak ileride? Bağışlanıp affedilecek. Efendimiz Aleyhisselam ta Akabe biatlarından hatırlayacağınız Nesibe değil mi? Medine'den 75 kişi geliyordu, ikisi hanımdı, biri Nesibe'ydi. Onunla ilgili Uhud için şöyle bir cümle söyler. Uhud'da sağımda Cebrail, solumda da Nesibe vardı der. Hatta yerde olan bir kılıcı alıp Nesibe'ye verir ve Nesibe kahramanca Efendimiz Aleyhisselam'ı korumaya devam eder. Bu da yine anekdot bilgilerden bir tanesi. İleride Nesibe'yi çok duyacağız. Bayanlar nasıl kahraman olur? Onların her birini Nesibe'den öğrenip duyacağız ileride inşallah. Efendimiz Aleyhisselam sahabe efendilerimizin birkaçıyla bir mağaraya çekilmişti diye konuşmuştuk, hatırlar mısınız? Uhud'da. Ebu Süfyan o mağaranın önüne gelir ve bağırmaya başlar. Ey Muhammed! Ey Ömer! Ey Ebu Bekir! Yaşıyorsanız ses verin diye. Efendimiz Aleyhisselam sahabe efendilerimize söyler ve konuşmazlar. Daha sonra Ebu Süfyan bağırmaya devam eder. Üçü de ölmüş demek ki, yaşasın Hubel diye bağırır.
Hubel onların taptıkları bir put. Efendimiz Aleyhisselam orada Hazreti Ömer'e ey Ömer ne susuyorsun der. Hazreti Ömer der ki efendim sen söyledin benim susmam der. Orada bizim savaş stratejisi gereği ihtiyatımız söz konusuydu. Şimdi konu hukuk başka bir noktaya geldi ve Hubel'e dua ediyor. Sen burada susamazsın deyince Hazreti Ömer sana da lanet olsun. Hubel'e de lanet olsun. Biz hepimiz sağız, hepimiz yaşıyoruz diye. Vallahi sen zelilsin, Müslümanlar da izzetlidir diye bağırmaya başlıyor. Ebu Süfyan bir korkuyor, çekiniyor yani. Nasıl diyor zelil olalım diyor. Sizden de bu kadar insan öldü gitti diyor. Bizden de bu kadar insan öldü gitti diyor. Hazreti Ömer susmuyor. Efendimiz Aleyhisselam'dan almış o bayrağı. Bizden ölenlerle sizden ölenler aynı değildir. O cümle burada geliyor. Bizden ölenler, şehit olanlar cennettedir. Sizden ölenler zelildir, cehennemin dibindedir. Nasıl aynı olur ölülerimiz diyor. Orada söylüyor o cümleyi yani. Ebu Süfyan biraz daha tırsıp geri çekiliyor ve tamam diyor öbür yıl aynı yerde aynı şekilde görüşmeye devam edelim deyip dağılmalar ve ayrılmalar başlıyor. Yine bir ayet nüzül oluyor. Yoksa Allah içinizden cihat edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi zannettiniz diyor. Benzeri Bakara'da da vardı hatırlar mısınız? Bu ayetin iniş sebebini şuna bağlıyorlar. Efendimiz öldüğü zannıyla hani Musab bin Ümeyye şehit olunca bir kısım böyle acaba Ebu Süfyan'la anlaşılsa mı? Acaba İbn-i Sellun'la anlaşmak için gönderilse mi? Diye bir düşünce oluyor. Olur mu? Münafıkla anlaşma olur mu? Böyle bir durumda İbn-i Sellun'la anlaşma olur mu? Olmaz. Olmaz. Benim burada merhum Şeyh Şamil'in bir lafı geliyor aklıma. Ruslarla cihadında kuvvetini kırmak için Şeyh Şamil'e sürekli anlaşma teklifleri gelmeye başlıyor. Artık Şeyh Şamil bir yerden sonra o kadar sinirleniyor ki bu saatten sonra kim Ruslarla anlaşalım derse o da Rus'tur diyor. Anlaşma yok diyor. Ne var? Sabretmek var. Doğru bildiğin yolda yalnız kalmak var. Ama dessaslarla, hilekarlarla anlaşma yok diyor. Niye diyor bunu? Bir hikmete binaen diyor. Bu konu için diyor. Yoksa müşriklerle ileride anlaşmalar yapılmış mı? Yapılmış. Hudeybiye gibi. Buradaki konu o konu değil. Buradaki konu strateji konusu değil. Buradaki konu inancın üzerine devam edecek misin? Sabit kalacak mısın? Bunun konusu. Yine konuyu bize çekelim konuyu. Şu an etrafımızda şahit olduğumuz olaylardan münafık veyahut münafık ahlaklarla kim anlaşır? Dünyama zeval vermesinler, dünya rahatıma dokunmasınlar diyenler anlaşır. Kim anlaşmaz? Vallahi benim yürüdüğüm yol Allah'a dayanıyor ve ona dayandıkça doğrudur. Başıma ne gelse o da doğrudur. Ben ona da razıyım deyip Allah'ın da rızasını almaya namzet olanlar anlaşmaz. Sürekli İbn-i Sellül'ün hali hareket ve tavırlarını düşünün. Kimler sürekli münafık tiplilerle anlaşma yoluna gider? Dünyada rahatıma dokunmasınlar. Kimler böyle tatlı şirinler gibi aman bununla da aram iyi olsun, aman bununla da aram bozulmasın diyenlerle anlaşmaya çalışır? Dünya rahatım bozulmasın diyenler. Birisinin gelecekteki imanı için bir stratejide bulunmak başka bir şey. Korku ve haf damarından dolayı. Müslümanlara olmadık eziyetleri, pislikleri, stratejileri yapan insanlarla anlaşma çabasına girmek, aynı karede görünme mücadelesine girmek ancak dünya rahatım bozulmasın haf damarına yakalananlar içindir. Yoksa inandığı yolda sebat edenler için böyle bir anlaşma, böyle bir konjüktürde söz konusu değildir. Bu saatten sonra Ruslarla anlaşalım diyen Rus'tur demiş. Mekke'de bir dönem Müslümanlar çok çekince Habbab bin Eret Efendimiz Aleyhisselam'a şikayete gelmiş. Ya Resulallah çok çekiyoruz, çok sıkıntıdayız, nasıl edeceğiz diye. Efendimiz Aleyhisselam ona şöyle cevap veriyor. Sizden öncekiler La ilahe illallah dediği için demir taraklarla etleri kemiklerinden ayrılırdı ama yine de bu yoldan dönmezlerdi. Biz de sabredeceğiz diye cevap verir. Yol neymiş anladın mı? Anlayalım ki baştan razı olalım. Sonradan döndüğünde kime benzendiği belli olmaz. Mağaradayken Ebu Ubeyde bin Cerrah Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyarete gelir ve onun miğferinin suratında parçalanışını görüp canı çok acır. Ya Resulallah müsaade et bunları ben çıkarayım der ve şöyle bir strateji geliştirir. Dişini iki yanağına saplanmış o halkalara tam geçirip bir anda çekeyim ki canı çok yanmasın der. Ve o bir anda çekerken ön dişlerinin neredeyse tamamı şehit olur. Orada kaybeder ön dişlerini. Ebu Ubeyde bin Cerrah Efendimizin canı yanmasın diye ön dişlerini orada feda eder. Ya birisi onun canı yanmasın diye benim canım yansın der. Öteki ne onu düşünür, ne ahireti düşünür, ne Kur'an'ı düşünür, ne Risale'yi düşünür, ne sahabeyi düşünür. En Müslüman gibi gözükür ama olay kazınınca menfaatten başka bir şey çıkmaz. Dünya rahatından başka hiçbir şey çıkmaz. Bir hayır yaparken bile dünya rahatı çok düşünülmez. Razı olunur, problem çıkar, itikadımızı zedeler. Çok ilginç bir şey anlatayım mı? Bedir'de müşriklerden kaç ölü var? 70. Uhud'da sahabe efendilerimizden kaç şehit var? 70. Bir ince yorum var. Bu yorumu sunmak istiyorum. Yani makul gelir gelmez bir yorum. Önce şurayı söylemem lazım. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da ta Hudeybiye'den sonra iman edecek olan Halid bin Velid gibi, Amr bin As gibi sahabeler için diyor ki Allah gelecekteki sahabesini geçmişte mağlup etmedi diyor. Bak çok ilginç bir şey. Onlar istikbalde sahabe olacaktı. Onları geçmişte de mağlup etmedi. Bu yüzden Halid bin Velid hiç yenilmemiş bir sahabedir. Hiçbir cihatta. Şimdi bak bir şerh şöyle
anlatıyor. Diyor ki hem Bedir'de hem Uhud'da hem devamında sürekli galibiyetler olsaydı müşrikler bunun altında o kadar çok ezilecekti ki kendilerinde iman edecek bir gücü, bir mücadeleyi asla bulamayacaklar diyor. Ama diyor sanki Bedir ve Uhud bir şeyleri 70-70 rakamı gibi bir şeyleri dengeledi ki Amr bin As gibi, Halid bin Velid gibi kılıç ile asla iman ettiremeyeceğin iki sahabenin Hudeybiye'den sonra gönlüne girilip onların iman etmesine bir vesile oldu diyor. Çok ince değil mi? Bak şimdi olay nasıl oluyor biliyor musun? Amr bin As'ı nerede? Habeşistan'da. Ya Necaşi işte şunları ver diye ikna etmeye çalışıyor. Necaşi zaten iman etmiş, verir mi sana? Osman bin Talha ile dönüyor. Halid bin Velid de Medine'ye gitmeye hazırlanırken yolda denk geliyorlar. Ya nereye gidiyorsun? Sen söyle. Vallahi böyle böyle deyip gidip Efendimiz'e iman ediyor üçü de. Tevafuğa bak, tevaf. Allah Allah. Devam edeyim mi? Evet. Safiye anamız da gelir. Hazreti Hamza'nın kardeşi. Efendimiz Aleyhisselam'ın halası oluyor. Safiye annemiz de Hazreti Hamza'yı öyle görünce çok ağlar. Musab bin Ümeyr'i o Mekke'de yürürken panjurların açıldığı, herkesin hayranlıkla baktığı o sahabe efendimizi kefenleyemiyorlar. O kadar güzelliklerle büyümüş, yürümüş birisi. İşin sonunda üzerine bir parça çaput kalmıyor. Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyorlar. Üstünü örsek altı açık kalıyor. Altını örsek üstünü ne yapalım diye. O bir parça çaputu üstünü örtüyorlar. Altı da böyle ıslıklı ok dedikleri oklar var. O oklarla dolduruyorlar. Kefen yapıyorlar. Şimdi şunu anlamamız lazım. Münafık dediğimiz ne için yaşar? Menfaati için yaşar. İbn-i Selül'den bunu gördük. Menfaat varsa münafık vardır. Övülme varsa münafık vardır. Mevki makam varsa, paye verme varsa münafık vardır. Riskli işlere girerler mi? Riskli işlere asla girmezler. Yine çok şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Hudeybiye'ye umre için gidiyorlardı. İbn-i Selül oraya bile gitmiştir. Ama Hazreti Osman Mekke'ye gidip dönmeyince Efendimiz Aleyhisselam eyvah Osman'a bir şey mi yaptılar deyip sahabe efendilerimizden tek tek biat alıp haydi Osman'ın intikamı için savaşa diye gidecektir. Sonra Hazreti Osman dönecektir. Savaş olmayacaktır. Orada tek biat alırken bile yine münafık kesim orada biata gelmemiştir. Uhud'da bir risk gördüler ve bu riskle birlikte sadece geri çekilmekle kalmadılar. Oradan da menfaat sağlamaya çalıştılar. Bak bu çok önemli. Efendimiz'i sıkıntıya sokup karşı tarafla menfaat sağlamak istedi İbn-i Selül. Bu çok önemli bir şey. Yani sadece korkup geri çekilme değil. Aslan payı neredeyse İrfan oraya da yanaşma ahlakı var. Sinsice, dalkavuk bir şekilde. Mesela ileride Mustalikoğulları gazvesini birlikte okuyacağız. Orada çok bulunmuşlar özellikle. Neden? Çünkü inanılmaz ganimet var. Böyle binlerce deveden, altından bahsedilen bir ganimet var. Demek ki nerede ganimet var? Onlar orada biter. Efendimiz Aleyhisselam strateji olarak Hicri 5'ten sonra İbn-i Selül'ü nereye gitse yanına götürüyor. Neden? Çünkü bıraksa fitne, bıraksa strateji, bıraksa insanları ifade edecek. Öyle yapacağına ne yapıyor? Yanında tutuyor. Neye kadar? Hicri 5'ten sonra bir Tebük gazvesine götürmüyor. Onun harici her yerde yanında götürüyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bir strateji belirlemiş. Bak burası çok önemli. İyi de neden ortadan kaldırmıyor? Münafıklar kendilerini topluma öyle farklı gösteriyor, öyle farklı gösteriyor ki hayret edersin. Attıkları her adımı ya bu İslam için en hayırlı adım diye gösteriyorlar. Bahsettikleri her meselede ayetsiz hadissiz konuşmuyorlar. Dışarıdan gelenlerle İbn-i Selül'ün ilgilenmesini anlatan rivayetler var. Tam orada İbn-i Selül'ün dışarıdan gelenlere tebliğini dinleseniz onu tam bir peygamber aşığı zannedersiniz diyor. Çok sinsice değil mi? Yani onlar dışarıdan nasıl gözüküyor? Müslümanlığın serkarı, Müslümanlığın göz nuru, Müslümanlığın baş tacı öyle gözüküyorlar dışarıdan. Efendimiz Aleyhisselam öyle birini öldürse kendi içeriden çıkanlar hariç dışarıdan diyecekler ki diyor haşa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi adamlarını öldürmeye başlamış diyecekler diyor ve ben asla buna müsaade etmem diyor. Kime diyor? Hazreti Ömer'e diyor. Ya Resulallah bırak şunu öldüreyim diyor yine. Hayır diyor, hayır. Hayır. Muhammed haşa Aleyhisselatü Vesselam adamlarını öldürttü demem diyor. Efendimiz Aleyhisselam herkesin yerini rotasyon yapıyor ve insanların en haşa garip gördüğünü Zeyd bin Harise gibi tutup bir gazvede başı önder yapıyor. Yaşı da ufak olmasına rağmen ona biat edeceksiniz diyor. Kimin Medine'de mal varlığı artıyorsa onu kesinlikle ya gazveye ya seriyeye kesin gönderiyor. Kesinlikle. Asla diyor. Niye? Dünya malı artanın korkusu artar. Endişeleri artar. Planları artar. Artık dünyaya bağı tutkusu artar. Tuğle emer artar. Ve çok fazla yer değişikliği yapıyor. Onu da bir mutede ayrıntılı işleyeceğiz birlikte. Devam edeyim mi? İbn-i Selül'ü bir yerden sonra özellikle Uhud'dan sonra tescilleniyor. Kendi kavmi de dışlamaya başlıyor. Kimdi kendi kavmi? Hazreç. Hazreç de anlıyor, dışlamaya başlıyor. Oğlu Abdullah zaten evvelinden anlıyordu, o da dışlamaya başlıyor. O dışlamaya başladıktan sonra hani Hazreti Ömer onu öldürmek istiyordu ya, Hazreti Ömer diyor ki vallahi Resulullah ne buyursa hep en hikmetli, en doğru o çıkıyor diyor. Hep sonunu görünce Hazreti Ömer hep öyle diyor yani. Efendimizin stratejisini de işlemiş olalım. Efendimiz Aleyhisselam cehalet cephesine merhamet ile davranmış. Yani bizim başımıza gelen vukuatlarda da cahilce davrananlara merhamet gerekiyor. Küfür cephesine strateji ile davranmış. Nadir bin Haris buna bir örnektir. Nifak cephesine ihtiyat ile davranmış. İbn-i Selül'ü her cihatta yanında götürmesi bir ihtiyattır. İbn-i Selül'ü münafıklığın tescillendiği yer Uhud'dur. Döndüklerinde şehit olan sahabeler için bile şöyle demiş. Ben demedim mi onlara Medine'de kalın bak beni dinleselerdi şehit olmazlardı demiş. Çok sinir bozucu değil mi? Her yerde bir lafı var. Her yerde.
Yani Napolyon İbni Selim'in yanında hiçbir şey, o tevil olayında geçen. Uhud'dan sonra Efendimiz Aleyhisselam tam hutbe verecekken gene hutbeye atlıyor. Bu sefer sahabe efendilerimiz onun gerçek yüzünü gördüğü için iki sahabe efendimiz, biri arkada biri önde. Önde oturan sahabe efendimiz Eyüp el Ensari. Daha o adım atar atmaz şöyle yaka paça enseden hemen poşet edip atıyorlar mescitten dışarı. Artık anlıyorlar yani. O yüzden ona göre davranıyorlar. Tutmuyorlar yani. Çıksa yine anlatacak, metiyeler dizecek, halkın sevgisini alacak ve onları birebir de kulislerde zehirlemeye devam edecek. İleride işleyeceğiz ama çok mühim. İlk vakasında cihat dönüşü Ayşe validemiz gerdanını kaybediyor. Gerdanı aramak için gidiyor ve döndüğünde bir bakıyor kervan göçmüş. Safvan diye bir sahabe efendimiz var. Çok ciddi uyku problemi var. Efendimiz diyor ki tamam diyor bak Safvan. Ne zaman bir yerde cihata gitsek diyor. Sen uyu, istediğin kadar uyu. Uyandığında artçı olarak şöyle bir bak bir şey unutmuş muyuz diye ondan sonra kervana dön diyor. Zafiyeti kabiliyet olarak kim kullanabilir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Efendimiz Aleyhisselam'ın statüsü adam tanıması inanılmaz bir şey ama Safvanlarda kabilece öyle bir uyku hastalığı var. Uyku düşkünlüğü değil. Bu önemli bir incelik. Daha sonra Safvan bir bakıyor ki şöyle durmuş birisi var orada. Bir bakıyor Ayşe validemiz deveyi yanaştırıyor. Kendisi gidiyor rahat binsin diyor. Ayşe validemiz deveye biniyor sonra geliyor onu götürüyor. Tam kervana yetişirken birisi dönüp arkasını bakıyor. Safvan'la Ayşe validemiz geliyor ve diyor ki aa hayret bir kadınla bir erkek diye. Kim bunu diyen? İbn-i Selül İf vakasının da karıştırıcısı. Ve devamında Hudeybiye'de yine o var. Umre'ye bile gidiyor. Münafık Umre'ye gidiyor Umre'ye. Tebük seferinde yahu bu sıcakta sefere mi çıkılır? Haşa Muhammed aleyhissalatü vesselam Bizans'ı çocuk oyuncağı mı zanneder? Orada perişan olacak. Bu sıcakta sefere asla çıkılmaz deyip insanların yine kuvve-i maneviyesini kırıyor ve ayet inzal oluyor. Söyle onlara cehennem daha sıcaktır diyor. Kaç ayete sebep olmuş. İbn-i Selül hastalığına Efendimiz ona ziyarete gider. Ey İbn-i Selül bu Yahudi sevdası seni helak edecekler. Bu yüzden ayet-i kerimede geçiyor. Münafık kafirden eşittir, şiddetlidir, cehennemin daha dibindedir diye. Daha sonra hırkayı ister ve Efendimiz o hırkayı verir. Niye olduğunu söylemiştik. Bedir Harbi'nde amcası Abbas'a hırka verdiğinden o da ona karşılık verir diye yorumlar var. Ve hırkadan sonra onun cenaze namazını kıldıracak olur. Ve Hazreti Ömer ya Resulallah neden böyle yapıyorsun deyince ya Ömer ben muhayyer bırakıldım. Muhayyer özgün irade seçme hakkı verilmiş bırakıldım deyince sonrasında Tevbe suresi inzal olur. Bu meseleyi bahseder. Münafık Kur'an'da itikadi olarak hadislerde de ahlaki olarak şu şekilde geçer. Önce Kur'an'da itikadi olarak nasıl geçer onu anlatayım. Yani bahsedeceğim özellikler itikadı zarar verici özelliklerdir. Müslümanı aldatır. Aldatmak için zaten senin gibi gözükmesi lazım değil mi? Senden daha tatlı gözükmesi lazım. O kadar tatlı dillidir ki böyle her yere girer çıkar. Her yeri ifade eder ve Müslümanlık adına yaptığını söyleyerekten Müslümanları birbirine düşürüp kuvve-i maneviyesini kırar. Küçük meselelerde oyalayıp esas meseleye onları düşündürtmez ve yine Risale-i Nur'da geçen bir tabir habbeyi kubbe yapar. Senin bir hatanı alır, başka zaman başka diğerlerde olan hatalarla birleştirir. Belki senin tövbe ettiğin, pişman olduğun bir hatayı Twitter'lara verir, Face'lere verir, YouTube'lara verir. Müslümanları birbirine düşürüp akıllarını bozma gayretine girer. İşte budur. Müslümanları aldatmak budur. Ve bunlar Müslümanlardan olamayacaklar. 2. Kalplerinde hastalık vardır. Yani bir münafığın oynadığı oyunlar hata ve kusur değildir. İtikadi hastalık ve problemdir. Birisi bir yerde içki içti, kumara düştü, bir şey yaptı, döndü tövbe etti. İnşallah hatadır, kusurdur. Allah da dilerse affeder. Bu öyle bir şey değil. Sinsi, planlı, programlı bir şekilde kalbi bozulduğundan, kapandığından, tıkandığından Müslümanlar aleyhinde onları bozgunculuk yapacak, aralarını bozacak sinsi planlar yapar. Yeni madde Müslümanlar ile alay ederler. Bu kimin özelliği? Münafıklığın özelliği. Bir tanesiyle etmişti İbn-i Selül hatırladınız mı? Hazreç'ten korktuğun için demek ki. Şimdi de maalesef ahlaken yapılıyor. Çok üzücü. Lan namaza gidiyorsun hacı mı oldun? Allah Allah. Bu kimin özelliği? Ya daha dün içiyordun ya hayırdır? Ya Allah Allah. Allah Allah. Müslümanlarla alay etmek ne demek ya? 3 kuruşluk adam işin düşsün, makam mevki olsun böyle dur. Allah yolunda koşturmaya çalışan bir Müslümanla alay etmeye çalış. Subhanallah. Bunlar hata değil, kalbi hastalıkmış. Ama kimin kalbi hastalığı? Yeni madde, Allah yolunda mücadeleden kaçarlar. Bunu konuşmaya gerek yok. Bir gün bir şeylere yeni başlamış ve Allah yolunda mücadele eden bir kalabalık tanıdım. Bidayet olduğu için, henüz imtihana tabi tutulmadıkları için her birisi kendince daha denenmediği için bir hisle, bir heyecanla, bir dolulukla hareket etmeye çalışıyordu. Daha sonra Allah onları birbirinden ayırabilecek, imtihana tabi tutacak bir musibet verdi. Zira Risale-i Nur'da şöyle geçer. Merhametsizce defalarca imtihan olacaksınız, eleklerden eleneceksiniz. Niye? Ham mısın, has mısın? Altın mısın, bakır mısın, elmas mısın, kömür müsün? Zira elmasla kömürün de karbon sayıları birbirinden aynıdır. Ama yedikleri ateş ve basınç aynı değildir. Birisi siyah elmas namıyla kömür kalır, sobada yanar. Diğeri hakiki elmas olarak gözlerde pırıl pırıl parlar. Bu imtihanla olur. Bir dönem öyle bir grup tanıdım. Allah onlara bir imtihan
imtihan verdi. Nedir imtihan? Mallarına korku verebilecek çevreden iftira. Birileri bir şey der. Aman malıma bir şey olur. Aman mülküme bir şey olur. Makamıma bir şey olur diye. Hemen mallarının korkusundan geriye dönmüş birkaçı olduğunu orada şahit oldu. Mal korkuları o kadar çok arttı ki yıllarca hayırda göstermedikleri dirayeti, sebatı, mücadeleyi bir ay içinde şerde gösterdiler. Mallarına zarar gelmesin diye etrafta aramadık adam bırakmadılar. Ben kötü biriyim deyip ayrılmayacaklarından dolayı herkese o grubu kötülemeye başladılar. Mallarına zarar gelmesin, isimlerine zarar gelmesin diye korkuyla hareketler ettiler. Ama bu korku insanı ne eder? Yine onu sizin keskin basiretinize bırakıyorum. Böyle bir zamanında olaya şahit olmuştum bir grup tarafından. Allah selametlik versin. Yeni madde korkaktırlar. Konuşmaya gerek yok. Yeni madde iftira atar ve propaganda yapar. Şöyle mi atacak? Şimdi bir iftira atıyorum, iyi dinleyin. Böyle mi atacak? Hayır. Bu iş İslam içindir denecek. İftira attıklarımız İslam'a zarar veriyor denecek. Ben İslam'ı sanki tek elimde tutucuyum gibi gösterecek. Haşa, var ya öyleleri. Cennetle cehennem kendilerinin gibi ortasında otururlar. Bu cennetlik, bu cehennemlik, bu ehli sünnet, bu değil, bu şudur, bu budur diye herkese bir pay biçerler. O payı biçenler inşallah bir gün akıbetini de düşünebilirler. Ne kadar üzücü bir şey. İslam'ın en temelinin isimlerle değil sıfatlarla uğraşmak olduğunu anlayamamışlar. Korkarlar, geri tutarlar, iftira atarlar, propaganda yaparlar. Bunu yaparken İbn-i Selim'in özelliklerini unutmayın. İslam için derler, ümmet için derler. Mücadele ederler. İnsanları da maalesef kandırırlar, ifade ederler, aldatırlar. Onları İslam için bir mücadeleye sürüklediklerini zannederler. Günümüz çağında nasıl teberrüç ederler? Sosyal medyayla ederler, Twitter'larla ederler. Maalesef lanetli gruplar kurarak ederler. Müslümanları birbirine düşürerek ederler ve bunu iftira atıyoruz diye değil, İslam zamanı, İslam için diyerek yaparlar. Hatta öyle hale geliyor ki bu asırda birisinin kafasını karıştırıp iftira atmak için artık şunlar yapılıyor. Kardeşim, sen bu anlattıklarımı her yerde anlat. Senin bu anlatman cihattır. Senin bu anlatman sevaptır. Bir Müslümanın iftirasını bahsediyoruz. Senin bu yaptığın sevaptır. Herkese anlat ki insanlar gerçeği görsün, hakikati görsün, şunu görsün. Umum içinde işlenmiş bir günah umuma anlatılır vesaire gibiler böyle. İnsanları bu şekilde teberrüçe sürüklüyorlar. Maalesef saf dil kardeşlerimiz de burada bu adamlar neye hizmet ediyor diye bir düşünemiyorlar. Maalesef. İbn-i Selül de namaz kıldı, sarık takke sardı, camiye gitti, cami yaptı, umreye gitti, umre düzenledi. Şöyle insanlara zarar vereceğime, köşede boşluktan öleyim daha iyi, hiç değilse ümmete zarar vermedi derler. Böylelerinin yapacağı en büyük hizmet, hizmet etmemektir. Ama bilseler, Kur'an'da geçen münafıklığın itikadi bozukluklarıyla ilgili son madde, casusluk yaparlar. Tecessüs, casusluk İslam'da lanetlenmiş bir şey. Yine aynı şekilde bir yerleri ifade etmeye çalışırlarken şu adam bunu dedi, bu adam bunu dedi, o adamın ne olduğunu bilmeden ortaya çıkarıp böyle, değil mi? Geliyor başa, oluyor yani, bu yolun kaderinde var bu. Eskiden de varmış, şimdi de var. Nasıl lanetlenmiş olduğunu, kimlerin ahlakı olduğunu inşallah umum olarak biliriz. Tez bir şekilde hatalardan döneriz. Tekrar İslam'ın güzel günlerini her birimiz aynı gönülde yaşarız diye ümit ediyoruz. Hadiste geçen münafıkların ahlaki özelliklerinden biraz bahsedeyim. Vefa göstermezler, zira yine hadiste geçiyor, vefa imandandır. Asla vefaları olmaz. Geçenlerde yine işte yaşıyoruz yani, günümüzde yaşadığımız olaylardan örnek olarak görüyoruz. Bir insanın bir yere karşı böyle düşmanca yazılar yazdığını gördüm. Ve o adam her şeyi o yerden öğrenmiş. Formatını ondan öğrenmiş, okuduğu hakikati ondan öğrenmiş, çorba içmiş orada, çay içmiş, onların yatağında yatmış. Onlarla aynı ekmeği buluşmuş yıllarca. Hayret ettim kaldım. Siz dedim ya nasıl aynı tastan çorba içmişsiniz, hatırı yok mu? Şu an anlatmaya çalıştığın şeyleri buradan öğrenmişsin, hatırı yok mu? Vefa bu kadar basit bir şey mi? Vefa ne demek? Sana yapılan iyiliği unutmamak demek. Emanete hıyanet ederler. Bir gün bir kardeşe bir yerde bir şey yapması için 6 tane çorap vermiştim. Bir hafta sonra o 6 çorabın birini onun ayağında, birini başkasının ayağında gördüm. Dedim ki keşke emanete bu şekilde davranmasaydı dedim. Mesele çorap mı? Asla olamaz. Biz daha fazla şeyleri paylaştık. Mesele kumaş mı? Olamaz. Biz daha fazla şeyler paylaştık. Mesele onun meblası mı? Asla. Bizim aramızda tek cüzdan iki insan oldu her zaman. Ama mesele başka bir şey. Biz komünist değiliz ki. Birinden izin almadan mal bölüşelim. İslam'da şu malın aidiyeti sana aitse abi, bizim dostluğumuz çok iyidir, kafama göre alamam bunu ya. Üzüldüm. Daha sonra çorap emanetine özen gösterilmeyen yara büyüdü. Hizmet emanetine de özen gösterilmez hale geldi. Diğer bir olay, namaz onlara ağır gelir. Münafıklara özellikle tek başına yapacağı işler ağır gelir. Burada yazar, tek olunca yazmaz. Burada üzülüp dua eder, tek kalınca etmez. Burada ekranda çıkan görüntüye hassasiyet gösterir. Yalnız kaldığında Instagram'daki görüntülere hassasiyet göstermez. Neden? Riya için yapar çünkü. İnsanlar sevsin diye, Allah sevsin diye. Onlara Allah'ı anmak zor gelir. Başka bir madde ve yaptıkları riya içindir. Bunu zaten konuşmaya gerek yok. Başka bir madde, onları şu şekilde kandırmak çok zor yani. Mesela ben bazen böyle sürekli bir yere yıllarca yorum yapan bir insanı görüyorum. Benim imanımı siz kurtardınız, siz bana vesile oldunuz diyen yere bir ay sonra
sonra Allah size lanet etsin diye yazdığını görüyorum. Olayın biraz altını kazınca birilerinin alkışlayarak onu oraya düşman ettiği görüyorum. Demek niye seviyorlar? Riyayı, alkışı. Hemen buna kanabiliyorlar. Omurga olmayınca öyle oluyor maalesef. Şimdi olay burada. Bu kadar şey okuduk. Hazreti Ömer kendisine soruyor. Ya Huzeyfe, bana söyle ben bu listede var mıyım diye. Haşa, koca Emir el Müminin Hazreti Ömer haşa soruyor. Biz kimiz ki sormuyoruz yani. Burası buranın en önemli konusu. Heyecanımız, şevkimiz, proje üretmemiz, mücadelemiz, cehdimiz. Konuşulan sözleri umursamadan bir kulaktan girip öteki taraftan atışımız artarsa bizim benzeyeceğimiz yerlerin riskini biliyoruz artık. Allah muhafaza buyursun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu minel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.